Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 4'ün çözümlerini yapacağız. Evet arkadaşlar, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Arkadaşlar, sorulara geçmeden önce birkaç hatırlatma ya da değerlendirme yapmak istiyorum. Şöyle, arkadaşlarımızdan gelen yorumlara baktığımda sorular zor mu, kolay mı şeklinde istekler, cevaplar var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şu anki yaptığımız deneme sınavlarımız zorluk derecesi orta seviyede ne çok kolay ne çok zor. Ama ilerleyen zamanda arkadaşlar sizlerden gelen net ortalamalarına göre de sınavın zorluk derecesini, sınavların zorluk derecesini artırmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Çünkü ilk etapta bir alışma devresi yaşayalım diyoruz. Sonrasında e, biraz daha zor isteyenler için de özel sorularla bir deneme sınavı yapma planı aklında var arkadaşlar. E, şunu da belirteyim, e, denemelerin bazılarını bizzat kendim hazırlıyorum, kendi sorularımdan oluşuyor. Bazıları derleme sorulardan ama e, birkaç denemeyi bizzat kendim hazırladım e, ve bu denemeler. E, değişik yayınlarda da e, sınav olarak da uygulanabiliyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Yani zor deneme isteyen arkadaşların bu taleplerini inşallah yerine getireceğim. Bu sözü de vermiş olayım arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. İleride bunu gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Evet. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Anlam bilgisi sorusu. E, ne diyor? E, altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam. Arkadaşlar e, ÖSYM Geçen yılda buna benzer bir soru sormuştu. Kelime anlamı üzerinden gitmişti. E, aşikar nedir? E, belli, apıçık anlamına gelen bir kelime. E, çağımızın pek çok toplumu gibi bizim toplumumuzun da mutluluktan uzak olduğu aşikar. Çok belli anlamında. E, baktığımızda ağaç seçeneğinde öyle bir kelime yok arkadaşlar. E, şöyle ben tarayarak bakıyorum. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Yeni uygulamanın İstanbul'un trafiğini rahatlatmayacağı apaçık, belli, aşikar anlamında direkt o kelimeyle uyuşan bir söz var arkadaşlar. Birin cevabı C şıkkı. Geçelim ikinci sorumuza. Hangisinde bir öneride bulunulmuştur diyor. Öneri bir tekliftir. Şöyle yapılsa olur, böyle yapılsa olur. Bunu yapın, şunu yapın gibi bir teklif. Ee, bulunulmamıştır, pardon onu belirtelim. Geçen gün İstanbul'un kenarına bulunan e, Darıca Kuş Cenneti'ni gezdim. Burada herhangi bir öneri yok arkadaşlar. Dolayısıyla e, işi kolaylaştırma adına test tekniğini uygulayalım. Hemen bire baktık, bir başka nerede var, E, e şıkkında var. İkiye bakalım, siz de burayı özel olarak ziyaret edin bir öneri eledik arkadaşlar. Dörde bakalım. Ee, göreceğiniz güzellikler karşısında hiçbir şey olmayacağınızı garanti edebilirim. Burada bir öneri yok arkadaşlar. Cevabımız direkt E şıkkı. Evet. Üçüncü soru. Ee, bu parçada yazar hangisine karşı çıkmaktadır? Arkadaşlar bu tür sorularda ilk cümleden itibaren iyi anlamaya çalışalım. Evet. Uygarlıktan uygarlığa, kültürden kültüre sıçrayan Türkler, o uygarlıkları ve kültürlerin iletişim yolu olan dilleri öğrenmeye yeterli saymayıp, kendi dillerini geriye iterek, burada bir problem var, kendi dillerini geriye iterek, öğrendikleri dili öne çıkarmayı marife saymış. Burada bir eleştiri söz konusu. Dolayısıyla buna karşı çıkıyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Dil öğrenmelerine bir şey demiyorum ancak öğrenmekle benimsemek arasındaki ince çizgi. Evet öğrenmenin ötesinde bunlar benimsiyorlar. Bu problem var. O zaman direkt şıklara bakalım. Yabancı bir dili öğrenirken benimseme hatası arkadaşlar cevabımız direkt çıktı zaten. Hiç uzatmıyoruz. A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yine sizler önce çözüyorsunuz. Sonra dinliyorsunuz Arkadaşlar. Boş bırakılan yere aşıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar bilmeyenlerimiz bunu biraz zor yapar. Yani yorumla yapılacak bir soruya benzemiyor. Onu özellikle belirteyim arkadaşlar. Çünkü karıştırılıyor. Ee, boşluğa ne gelecek? Bu tür şiirlerde şiir, olaylar tiyatrodaki kahramanlar tarafından gerçekleştirilir. Arkadaşlar şiir tiyatrodaki kahraman. O zaman şunu söyleyelim. Tiyatrodaki şiire ne deniyor? Dramatik şiir arkadaşlar. Yani dramatik şiir tiyatrodaki şiirdir. Şiir şeklinde tiyatrodur. Diyaloglardır, konuşmalardır. Boşluğa o gelecek arkadaşlar. Yani dramatik şiir deyince acıklı hüzünlü bir şiir gibi aklınıza gelmesin. Dramadan aklınıza gelsin, oyundan aklınıza gelsin arkadaşlar. E, dramatik şiir bu demektir. Hemen geçiyoruz bekletmeden. Beşinci sorumuz... Hangisi söylenemez diye bir soru. Bakalım. Uyak düzeni A, A, B, A. Ken A, A, B, A. Doğrudur arkadaşlar. Eliyoruz. Tam uyak vardır. Şimdi arkadaşlar kelimeyi heceli yere gitmenize yarar var. Doğar ken zarf ile ki ömür den eki. Arkadaşlar bunlar farklı ekler olduğu için kafiye var enler arasında kafiye var. Gelmek, gelen sıfat fiil eki, en an eki. Bu dendan, bu ken, bu en an. Dolayısıyla arkadaşlar en anlar iki ses benzerliği olduğu için tam kafiyedir, var arkadaşlar. Şimdi redife yer verilmiştir diyor. Redif yazılışları aynı, görevleri anlamları aynı ke eklerdi, kelimelerdi. Arkadaşlar sonda zaten kafiye var olsaydı ek olarak kelime olarak bunun sağ tarafta olması lazımdı. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Kafiye bunlar başta da ek olmadığı için redif yoktur arkadaşlar. Evet. Benzetme gibi oradan çıktı. Ulamaya bakın. Ee, nedir orada? Ee, bakalım şöyle ulamayı. Eksilir ömürden da var zaten arkadaşlar. Geçiyoruz. Altıncı <laughs> sorumuz. Söz sanatları bir arada verilmiştir diye sorulmuş. Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Şimdi bulut salkım salkım olur mu? Ne gibi olur? Üzüm salkım salkım olur değil mi arkadaşlar? O zaman bulut üzüme benzetilmiş. Burada bir kapalı istare var. Ee, bunu not edelim. Nerede şıklarda istare var? 5 şıkkında istare var arkadaşlar. Teşhis, saçın çözü benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Bulut'un ağlaması da teşhis yani kişileştirme B şıkkı cevap olarak çıktı arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Yedinci sorumuz. Yine e, ne diyor? Bir bilgi yanlışı vardır. Bakalım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda şiirler sadece hece ölçüsüyle doğru, doğru, dörtlükler doğru, şiirler, şölen, sığır, yu adı verilen törenlerde söylenir. Zengin uyak mı arkadaşlar? Hayır, yarım uyak kullanılır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Sekizinci soruya bakıyoruz. Ne diyor sorumuz? Bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş divan Hikmet dini tasavvuf şiirlerden oluşan didaktik doğru bir e, ifade yapıt. Ahmet Yesevi tarafından doğru bir veki gitti. Şiirler dörtlükler biçiminde ece ölçüsüyle evet. Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü diyor, yüklü. Arkadaşlar yüklü değil. Yani o günün şartları içerisinde anlaşılır sade bir Türkçe var. Niçin? Çünkü didaktik eserler bunlar, didaktik eserler. Halkı aydınlatmak isteyen eserlerin dili ağır olmaz. Yüklü ağır bir dil yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 4D şıkkı. Evet. Dokuzuncu soruya geldik. E, verilen ne diyor? E, nazım biçimleri tekke tasavvuf edebiyatına aittir diye sormuş. Şimdi aşıkkında ilahi, şatiye, semai, nefes. Şimdi arkadaşlar semai, aşık edebiyatı gitti. Nat, e, tevhid, e, bunlar divan edebiyatı, müracaat gitti. E, Mersiye, divan edebiyatı, semai zaten gitmişti. Rubai, divan edebiyatı, arkadaşlar şatiye, nefes, nutuk, ilahi, devriye bunlar tekke tasavvuf edebiyatına ait. Nazım biçimleridir. Evet arkadaşlar 10. sorumuza geldik. Ee, özellikleri verilen sanatçıyı soruyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken yer nedir? 19. yüzyıl. Güney illeri avşar boyu. Evet bunlar önemli. Divanşi'nin etkisi görülmez. Doğru. Ayaklanmalara katılmış, şiirlerinde bunu dile getirmiş. Bu özellikleri verilen şairimiz arkadaşlar Dadaloğlu'dur. Yani Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir şeklinde bir ayaklanma e, dizesi de, sözü de vardır. Oradan da hatırlayabiliriz arkadaşlar. Evet, değişiklikli doğru cevap. 11. soruya geldik. Divan şairi hangisi diye sorulmuş. Parçada özellikle verilen divan şairi. Şimdi arkadaşlar 14. yüzyıl tamam. Buradan gidiyoruz. Sonra Kayseri'de hüküm süren Eretna oğullarına vezirlik yaptıktan sonra Sivas'ta sultanlığını, beyliğini ilan ediyor. 18 yıl hükümdarlık yapmış. Sivas biraz daha bize tüyo verdi. Tuyularıyla meşhur. Arkadaşlar artık son noktayı koyduk. Tuyulları ile meşhur olan kim? Kadı Burhanettin. Tuyulları ile meşhurdur. 11 Edirne. Geçiyoruz. 12. sorumuz. Ee, yine 14. yüzyıl. Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran, Şeyh Süleyman, Mevlana gibi büyük mütezafların yapıtlarıyla yakından ilgilenmiş. Ee, bizim için 14. yüzyıl. Onun da ötesinde garipname arkadaşlar. Garipname. Garipname kimindir? Aşık Paşa'nın garipnamesi. Oradan direkt çıktı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 13. soruya geldik. Hangisi bir mesneviden alınmamıştır? Şimdi mesnevinin nasıl anlaşılacağını bilen arkadaşlarımız için çok kolay bir soru. Fakat ilk defa duyacak olan ya da ilk defa fark edecek olan arkadaşlar için ben özellikle belirtmiş olayım. Mesneviler kendi arasında kafiyelenir. A, A şeklinde, B, B şeklinde. Yani beyitler kendi arasında kafiyelenir. Viranım idi, A, canım idi, A. Kızım A, kızım A. Nagihan, Heman, A. Nedim, arkadaşlar bunlar bakın farklı. Nedim A dersek sana da B deriz. Dolayısıyla bu bir mesnevi'den alınmamıştır arkadaşlar. Direkt e, bu şekilde de çıkartabilirsiniz ha. İçerine bakmak ayrı ama oradan çıkartmak çok 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 zor. Biz kafiye örgüsünden mesnevi olup olmadığını anlayacağız arkadaşlar. 14. sorumuz Tanzimat edebiyatı sorusu. Şöyle tarama usulüyle bakalım arkadaşlar. Moğol yerden yaptığı çeviriler önemli. Başka ne var? Komediler, Bursa'da valilik yapması arkadaşlar buraya yıldız attık artık. ÖSYM'de Ahmet Vefik Paşa'yı bu özelliğiyle sormuştu. Bursa'da valilik yaptığı sırada tiyatro binası kurdurmuştu arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa. Hele hele Osmanlı'nın o son döneminde Bursa'da böylesine bir etkinliğe olanak sağlayacak tiyatro binasını kurdurmak bugünün şartları içerisinde çok orijinal bir şey arkadaşlar bakıldığında. Yani o gün için çok orijinal. Çünkü yenilikler birden toplumda kabul görmüyor. Evet. Geçelim. 15. sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getiremedi? Roman soruyor. Evet. Türk edebiyatı siyasi namı Kemal'in ilk romanı. Oradan zaten çıkarttınız. Ali Bey, Dilaşub, Mahbeyker. arkadaşlar direkt ilk edebi roman intibah şeklinde işaretlersiniz. 16. soru. Şimdi ne diyor? Tanıtılan sanatçı kimdir diye soruyor. Bir günün sonunda arzu. Tamam. Bu şiiri bilenler e, yapabilir. Olmadı Piyale adlı kitabın ön sözünde şiir hakkını mülahazaları var. Piyale kimin arkadaşlar? Evet, Ahmet Haşim dediğinizi duyar gibiyim. Piyale göl saatleri Ahmet Haşim'indir. Piyale'nin ön sözünde şiire dair görüşlerini belirtmiştir arkadaşlar. Evet. Yine tanıtılan sanatçı kimdir diye soruyor. Hayatı boyunca düşünsel yönden değişimler yaşaması, toplumsal sanat anlayışına yönelmesi. Oğlu Haluk, Haluk'un defteri. Şimdi arkadaşlar bu evet çok kolay bir soru diyebilirsiniz. Fakat yani buraya aldığımız sorular da ÖSYM'nin sorma ihtimali olan sorular bir taraftan. Onları düşünüyoruz. Çünkü net ortalaması Türkiye geneli baktığımızda çok yüksek değil. E, arada bir böyle e, bilinmesi gereken sanatçılar, eserler, özellikler sınavda çıkıyor. Bu kadar da kolay gelir mi diyeceğiniz tarzda sorular sınavda var arkadaşlar. E, bu e, deneme serisinin sonunda e, diyeceksiniz ki belki de ya biz bunu çözmüştük, dinlemiştik çözümünü. Bak aynısı çıktı. Eminim buna benzer bir hayli soruya denk geleceksiniz. E, tabii benim bir diğer projem vardı, bilgi yarışması soruları hazırlamıştım. Her yıl o sorulardan da arkadaşlar 3-4 tane bazen 6-7 tane soru bizzat geliyor hazırladığım bilgi yarışmalarından. Bakalım talep olursa bunu dinlendiriyorum ara ara yoğun bir istek olursa o soruları da yayınlamayı düşünüyorum. Evet. Haluk'tan harekete geldik. Tevfik Fikret dedik arkadaşlar. 17 Bursa Geçelim. Şimdi ne diyor sorumuzda? Boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmeli? Eski yeni çatışmasıyla bilginin önemine inanan Lale. Evet. Biraz detaya girdi. Naim Efendi, Ali Rıza Bey. Evet. Ne diyordu karısı Ali Rıza Bey'e? Tadımız kaçmasın mı diyordu. Ne diyordu? Hatırlarsınız sizler bu diziyi izlediniz. Arkadaşlar Naim Efendi hangi romanda var? Kiralık Konak'ta. Ortada Kiralık Konak. Peki Ali Bey nerede var? Yaprak Dökümünde. O zaman Lale Tatarcık'ta cevabımız çık, çıktı arkadaşlar. 18. Ceyhan. Evet. 19. soruya geldik. Ee, İzmir'in işgali, Kurtuluş Savaşı yılları Ayşe'den bahsediyor. Akrabası Peyami, Binbaşı İhsan, Kuvay Milliye'ye katılmaları. Ayşe, İhsan, Peyami. Ayşe olayın merkezinde. İhsan da, Peyami de Ayşe'ye ilgi duyuyor. Hani ateşten gömlek diyeceğiz ya neyi anlatıyor? Ee, savaşı mı anlatıyor, aşkı mı anlatıyor? Yani savaş içinde bir aşkı anlatıyor. Ateşten gömlek savaş mı? Aşk bir ateşten gömlek. Atsan atılmaz, üstüne giysen yakar. Aşk öyle bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ateşten gömlek halide edip adı var. 20. sorumuz şiir sorusu, zihniyet sorusu arkadaşlar. Bu tarz soruları sıkça koyuyoruz, sor soruyoruz. Alışkın olduğunuzu düşünüyorum. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kim yazmış olabilir? Arkadaşlar bir defa şiir serbest. Serbest şiir tamam. O zaman e, serbest şiirse şıklarda eleyebilirsiniz. Beşececi, Ahmet Kürse, Saf Öz şiir vesaire. Halit Fahri, Ozan Söyleci, Fazıl. Arkadaşlar bunlar gidiyor zaten. Bunlar Kafiyeli şiirler yazıyorlar. Milli edebiyat zevkli anlayışıyla şiirler yazıyorlar. O zaman biz bunları e, serbest şiir içerisine almayacağız. Edip Cansever, ikinci yenici, ikinci yenicilerden. İkinci yeniciler serbest ölçüde ve ağır bir şiir diline sahip şiirler yazar. Sığındım çatısına bu yok olmuş şehrin, şehir ki... Herkesin bir şehir düşündüğü gibiydi. Tanrım, tunç bir kapı kilidi, bronz bir sokak, kumlar içindeydi ve bu çakıl taşı kim bilir kimin kül rengi kalbi. Evet, güzel bir şiir. Devam edelim. 21. sorumuz. Bilen için her şey kolay arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. O bilgiye ulaşmak tabii ayrı bir maharet. Şunun da farkındasınızdır, geçmiş yılların soruları, yani 10 yıl öncesinin soruları bu kadar detay olmayabiliyordu. Ya da detay bile gelse, yani nasıl diyelim, öğrenciler zorlanıyordu yani, detay gelse zorlanıyor. Günümüz öğrencilerinin edebiyat birikimleri çok daha iyi. Sizlerin edebiyat birikiminin ben daha iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü edebiyatın sınırı yok, çok geniş. Ee, sınır var gibi ama yok yani, çok geniş dolayısıyla zor soru sormak isterlerse zor soru sorarlar arkadaşlar. Benim şöyle bir felsefem vardı her zaman. 24 sorunun iki tanesi zor gelebilir. Ona lütfen takılmayınız. Benim gözümde 22 yapanla 24 yapan hemen hemen aynıdır. O an sınavdaki atmosfer, nasip, kısmet, yorumlayabilmek, bir an denk gelebilmek bunlar etki ediyor sorunun full yapılmasına arkadaşlar, sınavın full olmasına. Şimdi burada da hoş bir soru kalıbı var. Hangi yörenin şairleri, sanatçıları, edebiyatçıları bunlar? Yaşar Kemal Çukurova. Halikarnas balıkçısı Bodrum. Bodrum'un eski adı Halikarnos. Said Faik Burgazada, Abdullah Şinasi Boğaziçi edebiyatımıza, Boğaziçi medeniyetine getiren adamdır. Abbas Sayar'la ilgili herhangi bir bilgi yok. Abbas Sayar, Yozgat taraflarının, İç Anadolu bölgesinin bir yazarıdır. Toplumcu gerçekçi yazar. E şıkkımız doğru cevap arkadaşlar. Geldik 22. soruya. Ne diyor sorumuz? Anılmayan sanatçı. Evet. ve Huzur kimin romanıydı arkadaşlar? Tam Pınar'ın. kimin? Peyami Safa'nın. Teneke kimin? Yaşar Kemal'in. Yorgun Savaşı kimin? Kemal Tahir'in. Reşat Nuri'nin herhangi bir eseri verilmemiş arkadaşlar. Değişikliğimiz doğru cevap. Geldik 23. soruya hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye. Bakalım yani bu sınav zorluk derecesi olarak size nasıl gelecek? Yine yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Yani bilenlerin 20 üzeri yapacağı bir sınav onu söyleyeyim. Yani edebiyatı bitirmemiş arkadaşlarımızın yani 22-23 doğru yapması biraz zor. Yapabiliyorlarsa tebrik etmek lazım kesinlikle. Ee, az çok e edebiyatı bitirmiş olmak, e birkaç e soru bankası bitirmiş olmak gerekiyor. 20 üzere yapabilmek için. Her Gece Bodrum, Selim ileri. Evet. Bilinç Akış Tekniği vesaire. Yılkatı, Abbas Sayar, Çelo, Can şenliği Köy Romancısı tamam. Ferit Etgü, Kimse ve O Romanları, Köy Gerçekliği, Aydın köylü çatışması ya da ilişkisi. Cevdet Bey ve oğulları Orhan Pamuk'un ilk romanı yanlış hatırlamıyorsam 20'li yaşlarda 22-24 yaşlarında yazıyor arkadaşlar. Ve bana göre de Orhan Pamuk'un en iyi romanlarından bir tanesi. Çok hacimli bir roman. 550 sayfa falan var herhalde yani. Okumuştum romanı. Çok hacimli bir roman. Belki de en hacimli romanı şu an. Evet. Peki geriye kaldı. Said Faik, Gazoz Ağacı Arkadaşlar, e, gazoz ağacı Said Faik'in değildir. E şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Gazoz ağacı kimin? Sabahattin Kudret Aksal'ın arkadaşlar. Orada belirtmiş olalım. Geldik son sorumuza. Ne diyor sorumuzda? E, bir yanlışlık var. Bu yanlışlık nasıl giderilebilir? Bakalım. Karşıtlıklar romantizm, zıtlıklar var, çatışma var. Doğru. Bir eredik. Test tekniğini uygulayabilirsiniz. İki, klasizm eski Yunan ve Latin edebiyatı doğru. İki de gitti arkadaşlar. Sanatçı yapıtlarında kişiliğini gizler. Eğer ki gerçekçiliği anlat, ele vermek istiyorsan, gerçekçi tutum sergilemek istiyorsan kişiliğini gizlemek zorundasın. Romantikler kişiliğini gizlemez. Dolayısıyla bu da doğru. Arkadaşlar geriye bir seçenek kaldı. Onu da izah edelim. Soya çekim. Çevrenin insan üzerindeki etkisi. Bunlar naturalizm bir özelliği arkadaşlar. E, deney, gözlem, bilimsellik, naturalizm de vardır arkadaşlar. Dolayısıyla o yanlış. Anlatımda açıklıktan kaçınılır. O da sembolizmde var arkadaşlar. Dörtte beş yer değişecek. Cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar bir sınavı daha sizlerle bitirmiş olduk. Yine netlerinizi, yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi... Ve dahi isteklerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda da videoları yüklemeye çalışıyorum. Taleplerinize taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Elimden geldiği kadar. Şu sıkıntılı zamanımızda, zor zamanımızda sizlerle bir başarıya hep beraber imza atabiliriz arkadaşlar. Evet gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için daima Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız arkadaşlar başarılar dilerim kolay gelsin